Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin Yayınları'nın adı TET Geometri soru kitabında 5. bölüm 16. testin çözümünü yapacağız. Üniversiteliğim testindeyiz arkadaşlar. Karma bir testi, üçgende benzerlik, üçgende merkezler ve üçgende alan içeren karma testlerdi. Hadi bakalım 16. testin çözümüne başlayalım. Aşağıda içerisinde düzlemsel bo boy aynası bulunan dikdörtgen zemininde bir odanın krokisi verilmiştir. Ayna odanın zemininden itibaren bulunduğu duvara şekildeki şekilde belirtilen ölçülerde konumlandırılmıştır. Evet şu ölçülerde konumlandırılmış. 18 ise 8, 6, 14 ise buraya kaç kaldı arkadaşlar? 4 kaldı. Düzlemsel aynaya gelen ışık aynanın normali ile ya da vurduğu açıyla gider diyoruz. Fizikte normali ile yaptığı açı eşit oluyor. Normal dediğimiz burası dik oluyor. Yani sen aslında buraya bir alfa alfa dersen otomatikman burası beta mı oluyor? 90 tamamlayan burası da beta oluyor. Devam edelim o zaman bakalım mı diyor. E, düzlemsel aynaya gelen ışık aynanın normaliyle eşit açı yaparak yansır şeklinde söylüyor. E, burası alfa alfa iken bak burası da alfa alfa verilmiş. Nokta nokta açılar eşit verilmiş. E, 90'a tamamlayansa burası beta oldu. Aslında bak bu ikisi kenar üçgen oldu. Hatta burası da beta mı oldu? Evet. Alfa ile beta'nın toplamı 90'sa burası da alfa oldu. Burası da alfa oldu mu arkadaşlar? Alfa oldu. Aynanın bu özelliğinden dolayı odanın duvarındaki aynaya 3 metre uzağındaki zemin üzerinde bulunan A noktasından bakıldığında aynanın her iki ucunda normalleri eşit açılarla gelen görüş sınırları oluşmaktadır. A noktasından aynaya bakıldığında zemin üzerinde görünen bölge maviye boyanmıştır. Evet buradan bakılan bölge böyle maviye boyanmış arkadaşlar. Buna göre zemin üzerindeki görüş bölgesine giren mavi boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bir kere bu ikizkenar kenar çıktı. Tabanı iki eşit parçaya bölecek mi bu? Bölecek. Çünkü beta beta olduğundan dolayı. E hocam beta bu da uzaklığı aslında dik uzaklıktır. Burası da alfa oldu mu? Oldu. Şimdi şuraya baktığımız zaman arkadaşlar şu üçgenler benzer mi oldu? Evet alfa betalı üçgen, şu üçgen, alfa betalı üçgen, bu üçgen ve alfa betalı üçgen, bu üçgen ne oldu arkadaşlar? Benzer oldu. Şimdi burada betanın karşısı 3, betanın karşısını bilmiyoruz. Alfanın karşısı 2, alfanın karşısı 6. Bakın şu üçgende şu üçgendeki benzerliğe bakalım. Şu ikisindeki benzerlik alfanın karşısı 2 iken alfanın karşısı 6 olmuş. 3 katı betanın karşısı 3 iken betanın karşısı 9 olur o zaman. Sonra şu üçgenle şu üçgendeki benzerliğe bakalım. Hocam alfanın karşı 8. Bakın burası da alfa ya. Alfanın karşısı 2 iken alfanın karşı 8 olmuş. Yani kaç kat arkadaşlar? 4 kat. Beta'nın karşısı 3 ise beta'nın karşısı 4 kattan dolayı 12 olacaktır. Sonra bizden ne isteniyor? Şu mavi boyalı bölgenin alanı isteniyor. Arkadaşlar maviye boy görüş açısındaki alan isteniyor. Tüm dikdörtgenin alanından neyi çıkartacağız? 2 tane sarı alanı çıkartırsak olay bitti. Dikdörtgenin alanı 15x18 değil mi? 15x18'den 6 çarpı 9 bölü 2 ve 8 çarpı 12 bölü 2'yi çıkartacağız. Arkadaşlar bu 30 çarpı 9 desek 27 270 yapıyor burası. 270 eksi 27 eksi bu kaç yaptı? 48 mi yaptı? Evet. 2'ye bölsen 6 evet 48 yaptı. Şu ikisinin toplamı kaç yaptı? 75 mi yaptı arkadaşlar? Evet 75 yaptı. O zaman burası da 195 yapıyor arkadaşlar. 270'ten 75 çıkınca 195 yani birinci soru böylelikle akçay oldu. Geldik ki matematik dersinde öğretmen tahtaya bir eşkenar üçgen çizerek ABC olarak adlandırılıyor. Önce anlamak için şöyle bir küçük bir resmini çizeyim bakayım. ABC. Sonra daha sonra aşağıda verilen şartlarda A, B, B, C ve AC kenarını taşıyan doğruları, evet bu doğrulardan bahsediyor. AB'yi taşıyan, AC'yi taşıyan ve BC'yi taşıyan doğrulardan bahsediyor arkadaşlar. Diyor ki DF noktaları ABC üçgenin üzerinde değildir bir tane d doğrusu çizeceğim ve abc üçgenini kesmeyecek arkadaşlar. Tamam. Bir de bc'ye doğrusuna dik olacak. Tamam. Buna dik olacak arkadaşlar. Şöyle olacak o zaman bu. Sırasıyla da d, e, f noktalarında kesiyor. O zaman şeklimiz aynen bu şekilde olacak arkadaşlar. O zaman üçgenimizi şöyle bir çizelim. Şöyle bir eşkenar üçgen olacak arkadaşlar. Şöyle bir eşkenar üçgen olacak. Şu eşkenar üçgeni biraz küçük çizdim mecburen. Bu ab doğrusu. Sonra ac'ye doğrusu Sonra şu doğruyu da kesen şeyler olduğu için bu doğruları da bu şekilde çizdik arkadaşlar. Şimdi bu ABC üçgeni ve BC doğrusuna dik olacak. ABC'yi de kesen nasıl bir doğru arkadaşlar? İşte şöyle bir doğru. Ondan bahsetmiş. Bak DF noktalarında AB'yi kestiği nokta D, BC'yi kestiği nokta E ve AC'yi kestiği noktada ne demiş arkadaşlar? Şu AB, BC ve AC'yi DF noktalarında kesiyor. Burayı da F diye adlandırmış. Ve asıl bizim eşkenar üçgenimiz bu. Ve eşkenar üçgeni kesmeyen bir doğru. Aynen bu şekilde olmak zorunda. Biz hep böyle içeride arıyoruz ama AB, e, bu ABC eşkenar üçgenin AB doğru parçası bak doğrusuna. Doğru parçasına değil. Doğrusunu kesen doğru bu şekilde oldu. O zaman bu şekli oluşturduk arkadaşlar. Eyvallah. Şu küçük şekilde şimdi yaradı biraz. Devam edelim bakalım sonrasında ne diyor. ADF ve CF üçgenlerinin alanları sırasıyla 81 köküç ve 8 köküç. Arkadaşlar öncelikle ben şu üçgenin alanına bakayım. Bu eşkenar üçgen olduğu için 60 60 60. Burası 60 mı oldu? Evet 60 90 ise burası 30 oldu. Hocam burası 120. Burası da kaç oldu? 120 30 30 oldu. Şimdi adam diyor ki bana şu üçgenin alanı 8 kök Ben buraya 30'un karşısına A dersem burası da A kök 3 mü yapar? Evet. A çarpı A kök 3 bölü 2 eşittir 8 kök 3 ise kök gitti. Daha kare eşittir 16'dan A'yı 4 mu bulduk? Aynen öyle. Sonra bu ikizkenar üçgen 30 30 120. Buradaki üçgeni de taban çarpı tabana ait yükseklikten yapsak daha güzel olmaz mı? Olur. 30'un karşısı b ise burası b köküştür. O zaman burası aşağısı da b köküştür. 2 eşit parçaya böldüğü için. Burası da ne olacaktır? 2 köküç b mi olacaktır arkadaşlar? Evet. Yani şu üçgenin A, A, D, üçgeni alanı da ADF üçgen alanı. ADF üçgeni şu büyük 30 30 120'nin alanı. E, bu da 2 kök 3 b çarpı b bölü 2 değil mi? Evet 2 kök 3 b çarpı b bölü 2 81 kök 3 olarak verilmiş. Kök 3'ler gitsin. 2'ler gitsin. B kare 81'den b'yi de kaç bulduk? 9 bulduk. Hocam b 9 oldu. Eyvallah her şey çıktı galiba arkadaşlar. Ee, a'yı kaç bulmuştuk? 4. Burası 2a değil mi? Ee, burası 4 ise 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 8'dir. Sonra 30'un karşısı B'yi de 9 dokuz bulduk. 9sa 90'ın karşısı 18 olacağından dolayı şurası 18 olacağından dolayı bir kenar kaç yaptı o zaman? 10 oldu. ABC eşkenar üçgenin alanı nedir? A kare kök 3 bölü 4'tür. O da 100 bölü 4'ten 25 mi yapıyor? Evet, cevabımız böylelikle 25 kök 3 yapar arkadaşlar. Yani ikinci soru böylelikle balık kesir oldu. Geldik 3'e. Kısa dik kenar uzunlukları sırasıyla 6 ve 3 olan bu cetveller kullanılarak şöyle bir üçgen oluşturulmuş ki bu 90 derece, burası da 90 derece. 90'lar havada uçuşu alfa, beta'ya dalacağız gibi arkadaşlar. Alfa 90, burası da beta mı oldu? Evet. E hocam şu üçgenle, büyük üçgende benzerlik uygulayacağız. Burada alfanın karşısı var. E burada alfanın karşısı yok. Beta'nın karşısı, burada beta'nın karşısı. Hmm. Mecbur şuraya bir x diyelim, buraya y diyelim. O zaman beta'nın karşısı x. En azından burada bir şey var arkadaşlar. Ee, y kare eşittir x kare artı 36 değil mi arkadaşlar? Şurada y kare eşittir x kare artı 36 olduğunu biliyoruz. O zaman burada betanın karşısından gidelim. X'in betanın karşısı şuraya oranı. Hocam x bölü y artı 6'ya oranı. Neye eşit olmak zorunda? 90'ın karşısı var burada. Burada da 90'ın karşısı var. X ve y'li şekilde. Hocam 90'ın karşısı y burada. Büyükte ne? X artı 12 diye mi? Evet. X artı 12. İşler yapalım. X kare artı 12x eşittir y kare artı 6y eşit oldu mu arkadaşlar? Evet. Buradan bir şey gelecek mi? A, y kare neye eşit? X kare artı 36 eşit. Koy yerine y kare yerine x kare artı 36 koyarsak arkadaşlar, evet x kare artı 36 koyarsak eğer ne geliyor arkadaşlar? X kareler birbirini götürdü mü? Götürdü. Y kare yerine x kare artı 36 yazdım. Ee, o zaman burada şu X kare artı 12X eşittir. Y kare artı 6, 6Y'miş burası arkadaşlar. Şurada yanlış yazmışız. Y kare artı 6Y olacak. O zaman burada Y kare yerine X kare artı 36 yazdığımızda 12X eşittir. 12X eşittir ne geldi? 6Y artı 36 eşit oldu. Hatta 6'ya bölsen 2X buradan neye eşit oluyor o zaman arkadaşlar? Y artı 6'ya eşit oldu. Ama burada x'i yalnız bırakırsam sıkıntı olur. Y neye eşittir? 2x eksi 6 değil midir? Evet. O zaman y yerine 2x eksi 6 yazarsam burada bir pisagor var arkadaşlar. Hatta bu pisagoru kısa yoldan yapalım. 6 varsa büyük ihtimalle 6, 8, 13 kendidir. Hocam x yerine 8 koyarsam 2 kere 8, 16, eksi 6'dan burası da 10 çıktı mı? Çıktı. Evet x 8 çıktı arkadaşlar. X'i 8 bulduk. Y de kaç çıktı o zaman? 10 çıktı. Oluşturulan üçgenin çevresi nedir diye soruluyor. Bu üçgenin çevresi soruluyor arkadaşlar. Evet bu 6 8 10 çıktı ya diğer üçgenin kenarlarını da ben artık bulurum. Şimdi burada 20 var. Bak burada da 10 var. Dikkat edin. Şu kenarı da kaç bulduk arkadaşlar? Bu kenarı 10 bulduk. 90'ın karşısı 10 bölü 90'ın karşısı. Burası kaç yaptı artık? 20 yaptı. 1'e 2 oran var. O zaman alfanın karşısı 6 ise alfanın karşısı 12 yapar. Beta'nın karşısı 8 ise beta'nın karşısı 16 yapar arkadaşlar. Yani 12, 16 ve 20'lik üçgenin toplamı isteniyor. Bu da kaç yapıyor arkadaşlar? 48 yapıyor. Evet biraz işlem yaptık ama çıktı kendiliğinden arkadaşlar. Üçüncü soru böylelikle ceyan oldu. Geldik dördüncü soruya. Bir aracınız arttıkça araç sürücüsünün görüş açısı daralır. Bu durum bir internet sitesinde aşağıdaki gibi karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. Evet görselde iki özdeş dikdörtgen. Şu özdeş dörtgen yol modelinde yolların tam ortasında. Tam ortasında. Bunu kullanacağız demek ki. Hocam bu tam ortasındaysa hop görüş açısı şunlar birbirine eşit olacağından tam böyle simetri ekseni olmak zorunda bu tam ortası arkadaşlar. Yani bu ne olmak zorunda arkadaşım? Burası 45'e 45 burası da 30'a 30, a 30 a olmak zorunda değil mi? Aslında özel açılar parçalanmaz ama dur bakalım. Devam edelim. Buna göre diyor görselde saatteki hızı 50 km olan araç için boyanan sarı bölgenin alanını saatteki 80 km olan araç için boyanan sarı bölgenin alanının oranı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bu yolun genişliği bu tam ortasında ya. O zaman bu yolun genişliği aynı değil midir? Evet. E, sarı bölgelerin alanlarını bulacağız arkadaşlar. E burası 1 diyecek olursak hani KK demeliyiz de 1 diyelim. 30'un karşı 1 ise o zaman hocam burası da 1 burası da 1. Eyvallah. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Burası 1 burası 1. 30'un karşı 1 ise 60'ı karşı kaç yaptı? Kök 3 yaptı. Bunun alanını bulurum ben. Ya da bu bir eşkenar üçgen yapıyordu. Zaten akara kök 3 bölü 4'ten bulunurdu zaten şunun alanını bulacağım. Hocam bunun alanını da şöyle çizecek olursak şu uzunluklar birbirine eşit ya. Bu uzunluklar birbirine eşit olduğundan e, bakış açısından dolayı tam ortada ya yolda. E o zaman burası 45-45-90 üçgeni yaptı arkadaşım. E, şu da bir dikdörtgen oldu mu arkadaşlar? Oldu. Değil mi? Çünkü şu mesafeler alt tarafta eşitse bunlar da birbirine eşit olacak. Hem eşit hem de buradakiler 90'ar derece olduğundan dikdörtgen oldu burası. Ha, alttan da bulabilirdiniz. Böyle dikler çizerek de bulabilirdiniz arkadaşlar. Ee, burası 2 mi? Evet. 2 burası. Şu uzunluğu bulmam lazım benim ya. Değil mi? Arkadaşlar burası 2 iken aslında şöyle. Burası 1, burası 1. Muhteşem sütten dolayı burası da 1 değil mi? Evet. Aa bunun tamamı köküçtü. Burası da köküç. O zaman buraya köküç eksi 1 mi kaldı? Aynen öyle. Yani burası da köküç eksi 1. O zaman benden sarı bölgeye 50 ile gidenin alanını bulalım. 50 ile gidenin alanı nedir? Köküç eksi 1 ile 2'nin çarpımı. Köküç eksi 1 çarpı. 2 artı hocam 2 çarpı 1 bölü 2 değil midir? Burası 90 olduğundan. 2 çarpı 1 bölü 2. İşte sen bunu diyor şuna oranla diyor. Bunun alanına. Bunun alanını da aslında a kare kök 3 bölü 4'ten bulabiliriz ama direkt 2 çarpı kök 3 bölü 2 değil midir arkadaşlar? Evet. Şimdi burası yukarısı ne yaptı arkadaşlar? Burası 2 kök 3 eksi 2 artı 1 mi yaptı arkadaşlar burası? Evet bölü kök 3 yaptı. Yani yukarısı 2 kök 3 eksi 1 bölü kök 3'e eşit oldu bölü kök üçlü var mı? Yok. Kök üç eşleniyle çarpacak olursak bu da 6 eksi kök 3 bölü 3'e eşit olmuş oldu arkadaşlar. Yani cevabımız ne çıktı böylelikle? Balıkesir çıkmış oldu. Yani kaçıncı soru? Dördüncü soruyu Balıkesir bulduk. Geldik beşinci soruya. Şevket bir etkinlik için bilgisayarların bilgisayarında köşeleri bir dikdörtgen kenarların bir dikdörtgenin kenarlarının orta noktasına gelen aşağıdaki dörtgen hazırlıyor ve yazıcısı yazıcısından çıktısını alıyor. Ancak yazıcı çıktığı verirken kağıdın bir köşesi iki kenarın orta noktalarından şekildeki gibi katlanıyor. Evet orta noktalarından şekildeki gibi katlanmış. Arkadaşlar şu orta noktalarından katlanmış böyle. Tamam orta noktalarından katlansın bakalım. Bu da tam orta noktalarına gelen dörtgeni de hazırlamış. Bu da tam orta noktasından bir dörtgen olduğu için şunlar da birbirine eşit mi arkadaşlar? Eşit. Peki, şevket çıktığı alarak katlı parçayı açıyor. Bak bu böyle ya. Katlı parçayı açtığı için fotokopide bunun altı beyaz kalmış oldu şöyle. Beyaz bir parça çıktı böyle. Böyle bir şekilde oluştu. Şevket bilgisayarında çalışırken sayfanın tamamını gör, görebilmek için uzunluklara göre sayfa büyüklüğünü %75 olarak ayarlamıştır. Buna göre ekrandaki eşkenar dörtgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Yani şuradaki eşkenar dörtgenin alanı. Bu %75 arkadaşlar. Yani %75 %75 demek ne demek? 75 bölü 100 demek değil midir? Yani burası benzerlik Aslında şu şekilde şuradaki şekil benzer mi? Benzer. Benzerlik oranı kaç? 3 bölü 4. Ekrandaki üçgen bu kağıt ne olacak arkadaşlar? 4 olacak. Onu diyor bize. Peki biz şuradaki 48'i bulalım arkadaşlar. Buradaki taralanan alan 48'miş. Nasıl bulacağız? Valla dörtgenlerle ilgili bu alan tüm alanın yarısı falan şeklinde gidebiliriz. 8'de biri ama daha dörtgenin özelliğini görmediğimiz için biz bunlara AA diyelim. Buraya da bir BB diyelim. AA Şunlar böyle çift çizgiye çift çizgi tabii. Burası da BB olsun. Hocam şu bölgenin alanı nedir? Bakın şu alanla şu alan aynıdır değil mi? Ben tüm alandan neyi çıkartacağım? Beyaz alanları çıkartacağım. Kaç tane beyaz alan var? Ağlı beyli beyaz alan. Bak ağlı beyli beyaz alandan hepsi ağlı beyli zaten. Bu katlanmış da burası da A, burası da B değil mi? Evet yani tüm alan nedir arkadaşlar? 2A çarpı 2B'den neyi çıkartacağım? A çarpı B bölü 2'den kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane var. 5 tane A çarp B bölü 2'ye çıkarttığımda 48'i bulmuşum ben. Bu 4AB, bu da 5AB bölü 2. 8AB'den 8 5AB çıkarsa 3AB bölü 2 eşittir de 48 ise 3 ile 48 sadeleşince 16. A çarpı B de buradan 16 çarpı 2'den kaç yaptı? 32 yaptı arkadaşlar. Evet A çarp B'yi 32 bulduk. Ee, o zaman ben şu dörtgenin alanını bulabilirim arkadaşlar. Şu böyle katlanmış olmasaydı şu dörtgenin alanı katlanmış olmasaydı böyle mi olacaktı arkadaşlar tamamlanmış hali. Evet yani bu dörtgenin alanı nedir? Şu dörtgenin alanı tüm alandan bakın şurası B, B burası A, A ya. E, tüm alandan 2A çarpı 2B'den neyi çıkartmalıydım? A çarpı B bölü 2'den 4 tane çıkartmalıydım. 4 tane A çarpı B bölü 2'nin çıkışıdır. çıkmışıdır. Yani 4AB'den 2AB'ye çıkarttığım zaman 2AB'dir. Yani bu alanda nedir? A çarpı B 32 olduğundan dolayı burası 64 yaptı. Evet bu alan 64 arkadaşlar. Şimdi bu alan 64 ise ekrandaki soruluyor bize. En son çıkan 64. Bakın benzerlik oranı 3 bölü 4. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit değil midir? Evet. Yani alanlar oranı 9 bölü 16 olmak zorunda. O zaman bizim ekrandaki alan şurası arkadaşlar. 9A iken Buradaki çıkan alan kaç olmalıydı? 16A olmalıydı. E biz 16A'yı kaç bulduk arkadaşlar? 64 mu bulduk? 16A eşittir 64 ise A'yı buradan 4 buluruz. Bizden ne isteniyor? 9A isteniyor. 9A da buradan kaç çıkar arkadaşlar? 36 çıkar. Tamam mı gençler? Evet olay bu. Yani sorumuzun cevabı ne çıktı? Balıkesir çıktı. Ve geldik son soruya. Dikdörtgen ekranlı bir televizyonun köşegen uzunluğu televizyonun ekran ölçüsünü verir. Arkadaşlar bir dikdörtgenin köşegen uzunluğu mesela 5 ise 5 ekran televizyon deriz. 40, 40 ise 40 ekran, 42 ekran diye gidiyor değil mi arkadaşlar? Köşegen uzunluğu ekran diye adlandırılıyor yani. Örneğin 70 ekran bir televizyonun ekranın köşegen uzunluğu 70 birimdir diye söylemiş. Aşağıda televizyonların ideal izlenme uzaklıkları için hazırlanmış bir görsel verilmiştir. Bu görselde iki farklı ekran ölçüsüne sahip televizyonlardan birine olan uygun izleme uzaklığı gösterilmiştir. Evet birine bu şekilde öbürü de 85 ekran olduğu zaman tam böyle bunun hizasında olacak diyor bize. E burası 4,8 diyor uzaklığı mı isteniliyor bizden? O zaman diyor 85 ekrana olan uzaklığı kaç olmalıdır diye soruluyor galiba bize. Şimdi şurada 25 ve 65 vermiş bir şeyler. O soruyu tam okuyalım. Uygun izleme uzunlukları görüş açısı değişmeyecek şekilde ayarlanmaktadır. Mustafa Bey yüksekliği 25 birim olan 65 ekran televizyon için arkadaşlar şu ekranın yüksekliği kaçmış? 25'miş değil mi arkadaşım? Ee, yüksekliği kaçmış? 25 ve bu 65 ekranmış arkadaşlar. Şunu 5'e bölsen kaç yapıyor? 13. 5 çarpı 13. Hocam bu 5 çarpı 12. 5 çarpı 12 ise o zaman bu 5, 13 değil mi arkadaşlar? 5, pardon. 12, 13. Ne üçgeni? 5, 12, 13'ten bu 5 çarpı 5 ya. Nereden geldi 5 çarpı 12? Arkadaşlar 25 5 çarpı 5'tir. E 5 13 ne üçgeni? 5 12 13'ten burası kaç çıktı? 60 çıktı. Yani 65 ekranın şuradaki uzunluğu kaç çıktı arkadaşlar? 60 çıktı. Peki 4,8 diye bu belirlenmiş. Uzaklığı tespit edilip televizyon koltuğuna yerleşmiştir. Mustafa Bey televizyonun yüksekliği 40 birim olan. Evet televizyonun yüksekliği 40 birim olan. Şu yükseklik 40 birim olan 85 ekran televizyonunu da düşünelim arkadaşlar. 85 ekran televizyonu düşünelim. E o zaman buradaki ortak çarpan sanırım 17'nin 5 katı burası. Evet hocam burası 5 çarpı 17. Burası da 5 çarpı 8. O zaman 8, 15, 17'den 8 çarpı 15 olacaktır. Burası da kaç çıkıyor arkadaşlar? 8, 15, 17. 5 çarpı 8. Bir saniye. 5 çarpı 17, 5 çarpı 8. O zaman 5 çarpı 15 olacaktır burası. Burası da kaç yapıyor? 75 yapıyor. Arkadaşlar 75 ekranın şuradaki genişliği de kaç çıktı? 75, 85 ekranın şuradaki genişliği de kaç çıktı arkadaşlar? 75 çıktı. Heh. Bize kaç metre daha geriye alınmalıdır diye soruluyor. Olay bitti mi? Bitti. Şunlar birbirine paralel mi? Paralel. Burası 4,8 ise şuradaki oranlamayı bulalım. 60'ın 75'i oranı. Arkadaşlar 5'e bölsen burayı kaç yaptı? 12. 5'e bölsen burayı kaç yaptı? 15 mi yaptı? Evet. 3'e böl. 3'e bölsen 4, 3'e bölsen 5. Yani burası 4K iken burası 5K olmalı. Yani buraya K kaldı. E hocam 4K'daki 4,8 ise şuradaki uzunluk ne yapacaktır o zaman? 4K'daki 4,8 ise K'daki de kaç yapar direkt? E, bunun 12 katı 12 katı 1,2 yapacaktır arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle Ceyhan yaptı. Ya da şey diyebilirsiniz. 4,8'in 4,8 artı x oranı eşittir. 65 bölü 85 diyebilirsiniz de. Ben 4,5'e e, şey 60 bölü 75'e şurası 60 burası da 75 çıktı ya. 60 bölü 75 ne çıktı? 4 bölü 5. 4 bölü 5. Yani burası 4K ise burası K oldu. 4K'daki 4,8 ise K'daki de yine benzerlikten 1,2 çıkar arkadaşlar. Yani cevap böylelikle Ceyhan oldu ve 16. testi bitirdik. Ne diyoruz? Bir sonraki teste yani son teste 17. teste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.